Permütasyon içeren olasılık soruları. Birinci soru. Ali ile Veli'nin de aralarında olduğu 6 kişi yan yana dizilecektir. Ali ile Veli'nin yan yana olma olasılığı kaçtır? Olasılık nasıl hesaplanır diye bir hatırlayacak olursak, bu sorunun yapılışını daha iyi düşünmeyi başarabiliriz. Olasılık tüm durumların sayısı paydaya, istenen durumların sayısı ise paya gelirdi. İstenen durumların sayısı. Şimdi burada tüm durumların sayısı 6 kişinin yan yana dizilmesidir. 6 kişinin yan yana dizilmesi, yan yana dizilmeler sıralı permütasyondur. En kişi en faktöriyel kadar dizilebilir. 6 faktöriyel kadar farklı biçimde dizilirler. Paydamız bu nedenle tüm durumların sayısı 6 faktöriyeldir. İstenen ise Ali ile Veli'nin yan yana olma olasılığı. İstenen Ali ile Veli'nin yan yana olması. Yan yana olacak kişileri sıralı permütasyonda bir kişi sayarız. Ali ile Veli'yi bir kişi sayınca toplam 6 kişiydik, 5 kişiye düşeriz. Bu 5 kişinin kendi aralarında yer değiştirmesi 5 faktöriyeldir. Fakat çarpı Ali ile Veli'nin de kendi aralarında yer değiştirmesi söz konusu olacağı için 2 faktöriyel. Bu şekilde 6 kişinin yan yana dizilmesi durumunda Ali ile Veli'nin yan yana gelme olasılığını bulmuş olduk. Buradaki hesaplamaları yaparsak olasılığın tam değerine ulaşırız. Bu kısımlarla uğraşmayacağım. 6 faktör, 6 çarpı 5 faktöre yazıp sadeleştirmeler falan filan. O kısımlardan ziyade olasılığı yazabilmek bizim için önemli. O kısımları yapıp bırakacağım. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. 3 erkek, 3 kız, 4 erkek yan yana dizilecektir. Erkeklerin bir arada olma olasılığı kaçtır? Şimdi tüm durumların sayısı özüne baktığımızda 7 kişinin yan yana dizilmesi. 7 kişinin yan yana dizilmesi 7 faktöriyeldir. Erkeklerin bir arada olma olasılığını sorduğu için istenen budur. Paya gelecek olan kısım bu. Erkekleri bir kişi sayacağız. Toplam kişi sayısı 3 kız, bir de bunlar 4'e düşer. Bunlar kendi aralarında 4 faktöriyel kadar yer değiştirirler. Sonra bu erkeklerin kendi aralarında yer değiştirmesi de 4 faktöriyel olarak gelir. Erkeklerin bir arada olma olasılığı bu şekilde hesaplanmış olur. 7 kişi var. 7 kişinin yan yana dizilmesi 7 faktöriyel aşağıya geldi. İstenen erkeklerin bir arada olmasıydı. Erkekleri bir kişi saydık. Toplam 4 kişiye düştük. 4 faktöriyel çarpı erkeklerin kendi arasında yer değiştirmesi. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Tekrarlı permütasyon içeren bir olasılık sorusu. Kertenkele kelimesindeki harfler yer değiştirerek anlamlı veya anlamsız 10 harfli kelimeler yazılacaktır. Burada da 10 harf olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kelimenin kaçı R harfiyle başlayıp E harfiyle biter? Şimdi 10 harfli kelimeler yazacağız. Tüm durumların sayısı 10 faktöriyel, böyle burada tekrarlı permütasyon var, paydamız 10 faktöriyel bölü tekrar edenler. K harfi 2 defa tekrar ediyor. 2 faktöriyel çarpı E harfi 1, 2, 3, 4 defa tekrar ediyor. 4 faktöriyel. Başka tekrar eden yok. Bu tüm durumlarımızdır. Bu 10 harfli yazabileceğimiz tüm kelimeler bunlar. Bizim aradığımız kaçı R harfiyle başlayıp E harfiyle biter? Burada soruyu yanlış yazmışız biraz. Bu kelimelerin R harfiyle başlayıp E harfiyle bitme olasılığı kaçtır diyecektik. Şu anki hali zaten sorunun bir permütasyon sorusu. Olasılığı kaçtır? Soruyu düzeltmiş olalım. Bu kelimelerin R harfiyle başlayıp E harfiyle bitme olasılığı kaçtır? Sorumuz bu. Yoksa sadece bir permütasyon sorusu olurdu. Şimdi R harfiyle başlayıp E harfiyle bitecek. R ve E'nin birisinin yeri belli.
O yüzden bunları atarız. Başta ve sonda olacakların yerleri belli olduğu için 8 tanesi için sıralama yapacağız. 8 faktöriyel bölü K harfleri için 2 faktöriyel. E'ler için ise E'nin biri gitti. 3 faktöriyel. İşte bu bize R harfiyle başlayıp E harfiyle bitme olasılığını verir bize. Bu tüm yazılabilecek 10 harfli kelimeler. Bunlar ise R harfiyle başlayıp E harfiyle biten kelimeler. Bunun sayısını oranı R harfiyle başlayıp E harfiyle bitme olasılığını verir bize. Şimdi dördüncü sorumuza geldik. Yuvarlak masa permütasyonu ile olasılık sorusu birleştirilmiş. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile yuvarlak bir masa etrafına oturacaklardır. Anne ile babanın yan yana oturmama olasılığı nedir? Şimdi tüm durumların sayısı, bunların yuvarlak bir masa etrafına oturması, toplam 5 kişiler. Yuvarlak masa etrafına otururken n kişi n-1 faktöriyel kadar farklı biçimde oturuyordu. Bizim burada 5 kişimiz olduğuna göre 5-1'den 4 faktöriyel kadar farklı biçimde otururlar. Paydamız bu. Anne ile babanın yan yana oturmama olasılığı şöyle bulunuyordu. Tüm durumlar eksi yan yana oturma. Tüm durumlardan yan yana oturma durumlarını çıkartırsak yan yana oturmama durumları kalır. Bu nedenle aşağıda bulduğumuz 4 faktörü yukarı yazıyoruz. Eksi diyoruz. Şimdi anne ile babanın yan yana oturma durumlarının sayısını bulacağız. Anne ile babayı bir kişi sayarız. Toplam 4 kişiye düşeriz. Yuvarlak masaya oturduğumuz için 1 çıkartacağız o 4'ten. 3 faktöriyel çarpı anne ile babanın kendi arasında yer değiştirmesi 2 faktöriyel. Sorumuzun cevabı budur. Ne yaptığımızı bir tekrar edelim. Şimdi toplam 5 kişi vardı yuvarlak bir masa etrafına oturmaları. 5 eksi 1'den 4 faktöriyel kadar farklı şekilde gerçekleşiyor. Tüm durumların sayısı bu. Yan yana oturmamaya geldiğimizde tüm durumlardan yan yana oturmayı çıkartarak buluyoruz bunu. Tüm durumlarımız 4 faktöriyel. Yan yana oturmalar anne ile babanın 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Gayet zorlu ve güzel bir permütasyon içeren olasılık sorusudur bu da. Bu şekilde bu sorumuzu da geçiyoruz. Beşinci soruya geldiğimizde. Sıfırdan 9'a kadar olan rakamlar ile bir kasanın 4 haneli şifresi oluşturuluyor. Şifrenin rakamları farklı olma olasılığı nedir? Oluşturulabilecek tüm şifreler aşağıya, istenen ise rakamları farklı olma durumu. Rakamları farklı olanlar ise yukarıya. Sıfırdan 9'a kadar 10 tane rakam vardır. 4 haneli bir kasanın yazılabilecek tüm şifreleri 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Her bir haneye 10 tane gelebilir. 10 üzeri 4 olur aşağısı. İstenen ise rakamları farklı olma olasılığı. Rakamları farklı olma olasılığı ise ilk haneye 10 tane gelebilir. İkinci haneye 9, üçüncü haneye 8, dördüncü haneye 7. Bu da 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 yazalım. Buradan işlemleri yaparsak sadeleştirmeye falan olasılığın cevabını buluruz. Şimdi burada 0'dan 9'a kadar olan rakamlar ile bir kasanın 4 haneli şifresi oluşturuluyor. Her şey yazılabilir. Rakamlar tekrar edilebilir tüm durumlarda. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. 4 haneye her birine 10'ar tane rakam gelebilir. Rakamları farklı dediğinde ise ilk haneye 10 tane gelebilir ama ilk hanede kullandığımızı sonra kullanamayacağımız için 9, 8, 7 şeklinde rakamlar azalarak gider. Bu da güzel bir olasılık sorusudur. Şimdi 6. soruya geldiğimizde 4 mektup 5 posta kutusundan postalanacaktır. Her mektubun farklı posta kutusundan postalanma olasılığı nedir? Şimdi bu mektupları tüm postalama, tüm durumların sayısı, birinci mektupla posta kutularının karşısına gittik. 5 şansımız var.
İkinci mektupla gittik. Hiçbir şart yokken yine 5 şansımız vardır. Üçüncü mektupla gittik 5 şansımız. Dördüncü mektupla gittik 5 şansımız. Tüm durumların sayısı budur. İstenen ise her mektubun farklı posta kutusundan. İstenen yukarıya geliyor şimdi. Birinci mektupla gittik 5 posta kutusu şansımız var. İkinci mektupla gidince artık ilk postaladığımızdan postalayamayız. 4, 3, 2. Bunu hesapladığımızda olasılığın cevabını buluruz. Öncelikle mektupları postalarken tüm durumların sayısını hesaplarken her seferinde 5 posta kutusu şansımız vardır. Ama her mektubun farklı posta kutusundan postalanma şartında ise her seferinde attığımız posta kutusunu bir daha kullanamıyoruz. Yedinci soruya geldik. Dört çocuklu bir ailenin çocuklarının cinsiyetlerinin iki kız iki erkek olma olasılığı nedir? Şimdi dört çocuklu bir ailenin çocukların toplam cinsiyet şansı aşağıya gelecek. Nedir bu? Her bir çocuk için iki cinsiyet ihtimali vardır. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 farklı şekilde cinsiyet gerçekleşebilir. 4 çocuk varsa. Erkek, 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 erkek. Erkek, 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 kız gibi bu şekilde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 seçenek var. İki kız iki erkek olmasından bahsediyoruz. İstenen iki kız iki erkek. Kız kız, erkek erkek. Bunların kendi içinde yer değiştirme ihtimalleri var. Tekrar permütasyon. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İki kız iki erkek. Tamam da birincisi mi kız ikincisi mi erkek? İşte bunun yer değiştirme ihtimallerine bakıyoruz. Bu bize bu olasılığın sonucunu verir. 4 çocuklu bir ailenin çocukların cinsiyetlerinin iki kız iki erkek olma olasılığında 4 çocuk varsa 16 farklı cinsiyet ihtimali vardır. 2 kız 2 erkek olma olasılığı da şuradaki 2 kız 2 erkek olma durumlarının sayısı da 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden gelir. Bu şekilde bu da bize bu olasılığın sonucunu verir. 8. ve son sorumuza geldik. A'dan C'ye en kısa yoldan gitmek isteyen bir kişinin B'ye uğrayarak gitme olasılığı nedir? A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi her halükarda sağa ve aşağı hareketler yapacak. Sağ, sağ, aşağı. Yapılacak hareket sağ, aşağı. Sola döndüğü zaman yolu uzatmış olur, yukarı döndüğü zaman yolu uzatmış olur. O yüzden sadece sağ ve aşağı hareket yapacak. A'dan C'ye tüm gidilebilecek durumların sayısını aşağıya, B'ye uğrayarak gidecekleri de yukarı yazacağız. A'dan C'ye sağ, 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 sağ. 5 sağ hareketimiz olacak. Aşağı, 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 aşağı. 4 de aşağı hareketimiz olacak. Toplam 5 sağ hareketimiz, 4 aşağı hareketimiz var. Toplam 9 hareket var. Bu hareketler tekrarlı permütasyon içeriyor. 5 tane sağ, 5 faktöriyel, 4 aşağı, 4 faktöriyel. Bu A'dan C'ye gidebileceğimiz bütün durumların sayısını verdi. Tüm durumların sayısı aşağı geldi. Bizim istediğimiz B'ye uğrayarak gitme. B'ye uğrayarak gitmede ise önce A'dan B'ye kadar geleceğiz. 2 sağ, 3 aşağı. 2 sağ 3 aşağı olduğu için toplam 5 hareket var. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Çarpı şu anda A'dan B'ye geldik. B'den C'ye gidecek giderken ise 3 sağ bir aşağı hareketimiz var. Toplam 4 hareket. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Şurası B'ye uğrayarak gidilen durumların sayısı. Bu ise A'dan C'ye gidilen tüm durumların sayısı. B'ye uğrayarak gidilen durumların sayısının tüm durumların sayısının oranı, tüm yolların sayısının oranı B'ye uğrayarak gitme olasılığını verir bize. Bu sorunun cevabı da budur. Birçok üniversitenin hocasının çok sevdiği bir sorudur bu da.
Bu şekilde permütasyon içeren olasılık soruları da düşünmenizi kuvvetlendirmesi adına 8 örnekle bir yaklaşım sundum. Bu şekilde bu videoyu noktalıyoruz.